Diyabet hastalığına bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir acaba? Evet, diyabet hastalığına çözüm yöntemler. Diyabet neden olur, niçin olur? Evet. Diyabeti tetikleyen faktörler nedir? 1943 yılında Amerikalı Rockefeller, dünyanın en zengin adamlarından birisi, ilaç satmak istiyor, hasta yok. O halde ne yapacak? Hastalık üretecek önce ki ilaç satsın. Diyabetin sebebi karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması. Bağırsaklardan toksik madde gelirse karaciğer bunu arıtmaya çalış, arıtamaz. Arıtma için aşırı oranda B6, B12, B9 vitamini harcar vesaire. Zamanla karaciğer bunu arıtamazsa bağırsaktan gelen toksik maddeyi damarlarda yağlanma olur, pankreaste yağlanma olur. Pankreas yağlanırsa pankreas insülin salgılayamaz. Evet. Pankreas sadece insülin salgılamıyor. Pankreasın salgılamış olduğu 1 litreye yakın lipaz, amilaz, tripsin gibi birçok enzim salgılar. Bunlardan beta hücreleri %2 oranında salgıladı. Sadece insülin %2'si insülin, diğeri nedir? Başka enzimlerdir. Yani hep insülin salgılamıyor. Pankreasın birçok görevi var. Beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak narin, yumuşak, jelibon gibi. Pankreas biraz sertleşirse diğer hücreler bunu sıkıştırdığı zaman insülin salgılamaz. Ben artık oynamıyorum der. Halaydan çekilir. Oyundan çekilirse ne olur? Şeker hastalığı ortaya çıkar. Evet. O nedenle ne yapmak gerekir? Bir, bağırsakları tedavi etmek gerekir. İki, karaciğeri. Üç, damarı. Dört, pankreas. Efendim, bazıları böyle düşünmüyor. Ne düşünüyor? Şekerin mi var? Al sana hap. Şekerin mi var? Al sana insülin. Bu problemi tetikleyen faktör ne? Ona kimse bakmıyor. Sürekli şeker hap, diyabet hapı veya insülin kullanırsa kişi ne olur? Damarlarda sertleşme olur. Görme zafiyeti, duyma zafiyeti, cinsel fonksiyonlarda azalma. Hayatı yavaş yavaş zehir olur. Değil mi? Kalp damar rahatsızları. Yani şeker hastalığı birçok hastalığı tetikler. Şeker hastalığı aslında ana sebebi nedir? Buğdaydır. Hangi buğday? Atadan, dededen. Bizim atalarımız milattan önce 16 bin yılında Türkmenistan'da bir yer bulundu, Anavu diye. Burada eski bir şehir bulundu. Bu şehirde milattan önce 16 bin yılında Türkler hayvancılıkla, tarımla uğraşmışlar. Yani buğday ekmişler, ekmek yapmışlar vesaire vesaire. Atadan, dededen 18 bin yıldır gelen buğday gitti. 1950 yılında Amerikalılar bize bedava buğday verdi. Biz de bedava buğday ne dedik? Bedava sirke baldan tatlıdır hesabı hemen. O çok güzel. Bedava ise alalım. Aldık araştırmadan. Bu 4 kat daha verimli olduğu için hemen Amerikalıların bize verdiği Rockefeller veya Yahudi buğdayını ne yaptık? Cüce buğdayı, Yahudi buğdayı, Rockefeller buğdayı denir. Gedeonlu buğdaydır bu. Bu buğday aslında buğday gibi gözüküyor. Bu içinde buğday var ama bunun kromozomla oynanmış. Normal buğday 14 kromozomlu ama bu buğday kaç kromozomlu? 49 kromozomlu. Yani bunun içerisine bakteri geni, virüs geni, mantar geni, insan geni, hayvan geni, yılan geni, balık geni her şey katılmış. Al sana buğday. Bu buğdaydan yapılan mantı, makarna, börek, çörek, ekmek yediğimizde ne olur? Bağırsaklar, bağışıklık sistemi çöker. Vücut bunu kabul etmez. Karaciğer yağlanır, pankreas yağlanır. Bir sürü hastalık ortaya çıkar. Rockefeller ilaç üretip satmak istiyor. Herkes sağlıklı. Sağlıklı insanı ilaç alır mı? Almaz. Ama önce hasta yapacaksın. Neyle? Buğdayla. Buğdayla önce zehirleyeceksin, sonra ilaç satacaksın. Türkiye'de 8 milyon şeker hastası var. Bunların ömür boyu kullanacakları, para verecekleri şeker için, ilaç, diyabet için harcayacakları para 2 trilyon dolar. Yani Türkiye sadece şeker hastaları için vereceği para 2 trilyon dolar. Diğer hastalıkları saymıyoruz. Nereye gidiyor? Rockefeller'in cebine gidiyor. Biz de çözüm üretemiyoruz. Diyabet hapı veya insülin kullan. Halbuki buna çok güzel çözüm var. Nedir bu? Gurmar. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ne yapmış? Diyabete karşı etkili 108 bitkiyi incelemiş. Bunların içerisinden bu gurmar, Latincesi Cinnama silvestris. Bunun birleşiminde cinnamik asit var. Yani bitkisel asit. Elmada malik asit var. Limonda sitrik asit var. Bitkisel. Yani herhangi bir riskli bir şey değil. Bunda da cinnamik asit. Cinnamik asit ne yapıyor?
pankreastaki beta hücrelerini harekete geçiriyor. Canlandırıyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bu buluşu yapmış ve 4564 hasta üzerine denemiş. Klinik araştırması var, bilgi var, belge var. Boş laf yok. İki, zeytin yaprağı. Aynı zamanda zeytin yaprağı kolesterol, lipid, trigliserit karşı etkili, şekere karşı etkili. Bununla da ilgili klinik araştırması var. Keşif hedefi otu. Bunun da birleşiminde guanidin denen etken bir madde var. Guanin. Bu da ne yapıyor? Şekere karşı etkili. Yani bununla da ilgili klinik araştırması var. Biz ne yaptık? Bütün bu şekere karşı etkili olan bitkilerin tozu değil. Şimdi şöyle. Vatandaş, mesela ben anlatıyorum. Gurmar, şekere karşı etkili. Vatandaş, Türkiye'de bine yakın firma var. ABC firması. Önemli isim söylemiyorum. Bitkiyi alıyor. Değirmende öğretiyor. Kapsülünü yapıyor. O benim işte gurmar kapsülüm var. Şekere karşı etkili. Bunun birleşimindeki etken madde %2. Bitkinin tozundan kapsül yaparsanız etkisi %2 olur. Ama bunu destilasyona damıtarak ekstraktını alır. Bundan kapsül damlatıracağı yaparsanız etkisi %95'tir, %98'dir. Kaç kat etkili? 40 kat etkili. ABC firması bazıları bitki tozu kilosu 7 lira. Bitkinin ekstraktının kilosu 400 lira. Kaç kat pahalı? 80-90 kat pahalı. Onun için bazıları sırf para kazanmak amaçlı lüzumsuz iş yapıyorlar. Bitki tozundan kapsül olmaz. Biz ne yapıyoruz? Bitkinin destilasyonu damıtılarak elde edilen özünü yani ekstraktını kullanıyoruz. Kurmar ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, keçi sedefi ekstraktı gibi birçok şekere karşı etkili olan bitkilerin özünden çok güzel bir formül. Ama diyelim ki vatandaşın karaciğeri yağlanmış, o zaman karaciğeri de tedavi etmek gerekir. Yoksa tekrar nüksedebilir. Enginar, enginarla da ilgili klinik araştırması var. Karaciğer yağlanması, lipid, trigliserit, kolesterole karşı etkisi ispat edilmiştir. Belge var, bilgi var, boş laf yok. Bunu neden her programa böyle dergiler getiriyorum? Bunlarla ilgili yapılan klinik araştırmalar var. Kitapta arayıp bulmak zor olacağı için dergi hemen gösteriyorum. Burada bu var vesaire diyorum. Evet.